Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Öznur Özkul Cengiz. Zafer Atıcılar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeniyim. Birkaç haftadır hep masallarla ilgili eğitimimiz oldu. İşte masalların ders anlatımında kullanılması konusuyla ilgili konuşmalar yaptık. Bu haftada farklı bir konu üzerinden ilerleyelim diye düşündük. Masal birleştirme yöntemiyle yaratıcı yazarlık becerilerini geliştirmek, e, kendi derslerimde de uyguladığım bir yöntem. E, Türkçe öğretmeni olmam dolayısıyla e, öğrencilerimizin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek anlamında pek çok çalışmalar yapıyoruz. E, Araştırmalarım sonucunda hani farklı ne yapabiliriz? Malum sürekli aynı şeylerin yapılması öğrencilerimiz açısından sıkıcı bir durum alıyor zamanla. Ne yapabiliriz derken böyle bir çalışma yapıldığını fark ettim. Daha sonra işte tezler yazılmış bir masal birleştirme yöntemiyle öğrencilerin yaratıcı yazarlık becerilerinin geliştirilmesi konusunda. Buradan yola çıkarak kendi derslerimde uygulamaya başladım. Şimdi de sizlerle hem öncesinde yaratıcı yazma üzerine biraz konuşacağız. Sonra masal nedir? Bu masalları derslerimizde yaratıcı yazma konusunda nasıl uygulayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından da ben bunu dersimde nasıl uyguladım? Size bunun bir yolunu göstermek istiyorum, Nacizane. Şimdi şöyle başlayayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, İnsanlığın doğuşundan bu yana e, dil, duygu, düşünce e, ve isteklerin ses, biçim ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre oluşmuş ve ortak kuralların yardımıyla başkalarına aktarılmasını sağlayan seslerden örülü bir bütündür. Bizler dili zaman içerisinde ee, öğrenme yoluna başvuruyoruz. Bazen isteyerek, bazen farkında bile olmadan çevremizin etkisiyle. Yani dili öğretmek konusunda e, yanımızda bulunan kişilere, ailelerimize, sosyal medyaya, işte e, metin türlerine e, hepsine ihtiyaç duyuyoruz. Dediğim gibi kiminde farkında olarak yapıyoruz bunu. Kiminde de hiç farkında olmadan süreç içerisinde öğrenmeye devam ediyoruz. Her çocuk ana dilini önce kulaktan duyarak öğrenir. Sonrasında kendi hayatında yaşayarak öğrenir. Anne, baba ve yakın çevreden öğrenilen dil, dilin ana kurallarına uygun olan dildir. Çocuk çeşitli bölgelerde birbirlerine göre farklılıklar gösterir. Söyleyiş tarzları hepsinin farklıdır. Ama öğrenilen bir şey vardır ki herkes kendi yöresine göre de olsa ana dilini bir şekilde öğrenir. Bizler öğretmen olarak anne baba yanında yuvada öğrenilen dil gelişimine okulumuzda, okullarımızda katkı sağlayarak devam etmeliyiz. Bu durumda katkı sağlarken neler yapılabilir düşüncesi ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. İşte burada e, bizlere düşen e, dili geliştirmek anlamında öğrencilerin yaratıcı yazarlık becerilerini gelişmesine katkı sağlamaktır. Yaratıcı yazmada normal değerleri zorlamaksızın alışılmışın dışına çıkmak önemli bir noktadır. Hayal gücünden yararlanmak, herkesten farklı düşünceler ortaya koymak, e, özgünlüğünü yakalayabilmek, akıcı olabilmek, ee, yazmaktan zevk almak, öğrencilerin duygu, düşünce ve hayallerini özgür bir biçimde ortaya koymalarını sağlamak. Bütün bunlar bizlerin öğretmen olarak e, öğrencilere katkı sağlaması gereken durumlardır. Bizler öğrencilerimizin yaratıcı yazarlık becerilerini ortaya koyduğumuzda onların önüne zevkle e, yazdıklarını, ak Bizlere aktarabilecek, çevresine aktarabilecek etkinlikler sergilediğimizde, önlerine bu etkinlikleri çıkardığımızda onlar da bakacaklar ki evet ben bunu yapabiliyorum ve daha çok yazmaya başlayacaklar ki kendi uygulamalarımda da bunu gerçekten görüyorum. İşte bu durumda öğretmen farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hale getirebilmeli, yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı. Bir de öğrencilerin hangi türde yazmaya daha meyilli olduklarını fark edebilmeli. Şimdi ben tabii masal birleştirme yöntemini uygulamaktan bahsedeceğim ama her öğrencinin buna yeteneği olmayabilir ya da her öğrencinin buna ön bununla ilgili ön bilgisi olmayabilir. Ön bir hazırlığı olmayabilir. Öncelikle biz öğretmenlere düşen bu durumda öğrenciye e, gerekeni yapabilmektir. E, bu masal birleştirmeye geçmeden önce yapılması gereken işte masal nedir, e, yaratıcı yazarlık nedir ya da, da farklı masal örnekleri bunlarla ilgili öğrenciyi mutlaka bilgilendirmemiz gerekir. E, Türkçe öğretim programına göre Yazma becerisinin geliştirilmesinde amaç öğrencilerin duygu, düşünce, e, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkanlarından yararlanarak e, yazılı anlatım kurallarına da uygun biçimde sunabilmelerini sağlamaktır. E, öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmaları, yazma becerilerini geliştirmeleri yine Türkçe öğretim programında olan amaçlardan bir tanesidir. Bu amaçlar e, üzerinden yola çıktığımızda bizlere düşen dediğim gibi öğrencilerimizin çeşitli yöntemlerle onların karşılarına zevkli uygulamalar sunarak e, yaratıcı yazma becerilerini geliştirebilmemizdir arkadaşlar. E, yaratıcı düşünme sürecinde öğrencilerin hem dili hem de yazma becerisini geliştirmeye yarayan pek çok tür vardır. Az önce de söyledim. Kimi öğrencilerimiz kendilerini şiir yazarak ifade ederler. Kimisi hikaye yazarak ifade eder. Kimisi çeşitli düşünce yazıları yazarak ifade eder. Günlükleriyle ifade ederler. Ee, pek çok tür olmasına karşı ee, bu süreçte bizlere yardımı dokunacak diğer bir tür masallardır. Masallar, çocukları dolaylı olarak hayata hazırlama, Türkçe dersinin zevkli ve eğlenceli geçmesini sağlama, kültürel değerlerin aktarılmasına yardımcı olma, öğrencilerin yaratıcılığını, daha doğrusu hepimizin yaratıcılığını geliştirme gibi eğitimsel işlevleri de bulunmaktadır. Masalların direkt öğretici değildir belki ama, bu tarz işlevlere de katkısı unutulmamalıdır. Zaten masalla yola çıkarken bu süreçte masalın bu özelliklerini göz önünde bulundurarak bu uygulamaya karar vermiştim. Yani sonuç olarak şöyle diyebilirim hani bu konuda yaratıcı yazarlığın gelişme sürecinde masalların katkılarını Söylerken sonuç olarak masallar bildiğiniz üzere arkadaşlar kültür ürünleridir. Ana dili öğretimi sürecinde önemli bir yeri vardır masalların. Örgün eğitim sistemi içerisinde masal türünün çocuklara öğretilmeye çalışmasında Türkçe dersi ilk dersler arasındadır. Ama bizler tabii bir sosyal bilgiler dersinde de bunu çok rahat uygulayabiliriz. Hatta öğretmek istediğimiz farklı konuları da masalla birleştirerek yine öğrencilerimize sunabiliriz. Geçtiğimiz haftalardaki bahsettiğimiz konu bunun üzerineydi zaten. Ee, öğrencilerin Türkçe derslerinde başarılı olmalarında e, masalların etkisini sürekli vurgulamalıyız. Öğrencilerimizi masal okumaya, anlatmaya teşvik etmeliyiz. Ee, Dediğim gibi dolaylı yoldan hazırlama masalların hayata öğrencileri dolaylı yoldan hazırlama e, etkisi olduğu gibi doğrudan da biz hayata hazırlama konusunda öğrencilerin pek çok problem çözmelerinde e, bu sorunlarıyla baş edebilme sürecinde yine e, masalların katkılarını öğrencilerimize e, anlatmakta asla vazgeçmemeliyiz e, masallar anlatıldıkça paylaşıldıkça ee, sevdirildikçe daha çok kitleyle buluşacaktır ve e, hepimiz bunun faydasını mutlaka göreceğiz arkadaşlar. Masallar yaratıcı yazma sürecinin düzenlenmesinde de yine doğrudan ve dolaylı olarak etkili olmaktadır. Sözlü halk kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan masalların ana dil öğretimine dair e, öğretmenlerimizin pek çoğu zaten farkındalık oluşturmuşlardır. Ki Sizler de bunun farkındasınızdır arkadaşlar. Ee, Şevval Hocam sanki parmak kaldırdı. Ben göremedim ama hocam hemen söz verelim isterseniz. Ben sanki gördüm ama hocam. Ee, parmak değil de beğenme işareti yaptı öğretmenim. Ha öyle mi? Ben yanlış gördüm. Peki o zaman ee, devam edeyim. Şimdi bununla ilgili masal birleştirme yöntemiyle yaratıcı yazarlığın geliştirilmesine dair Malatya'da bir ortaokulda araştırma yapılmış, bir uygulama yapılmış. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir saniyenizi alacağım. Burada ekran paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ekranım görünüyor mu arkadaşlar? Evet görünüyor. Heh, yapabildim değil mi? Tamam. E, masal birleştirme yoluyla yapılan etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini nasıl ortaya koyduğunu incelemek amaçlanmış ve araştırma çerçevesinde dört masal grubu oluşturulmuş. E, daha sonra öğrencilerin bu masalları öğretmenleriyle beraber tahlil ederek doğru anlaması sağlanmış. E, ardından bu masallarla ilgili yaratıcı yazma çalışmaları yapılmış. Yapılan uygulama toplam e, 4 hafta yani 12 ders saati olarak planlanmış. Çalışma kapsamında seçilmiş masallarla gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine ve ortaya yeni bir masal koyabilme durumlarına etkisinin tespiti amacına ilişkin sınıf düzeyine göre nasıl farklılıklar gösterildiği araştırılmış. Ve bu kapsamda arkadaşlar öğrencilere anlatılmak üzere 12 masal e, uzman görüşüyle belirlenmiş. Masallar şu şekilde. Batı masalları birinci masal grubunu oluşturmuş. E, olan masalları ikinci masal grubunu. Eflatun Cem Güney masalları üçüncü masal grubunu oluşturmuş ve bu masallar birleştirilmiş yani birleştirilmiş derken her bir gruptan bir masal seçilerek de dördüncü masal grubu oluşturulmuş. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta olarak masal grupları haftalara yayılarak uygulamaya başlanmış. Birinci hafta, birinci masal grubundaki Hansel ve Gretel, Kurbağa Prens ve Rapunzel masalları öğrencilere ee, anlatılmış Masallar okunduktan sonra öğrencilerle birlikte masalların tahlilleri yapılmış. Tabii biz masal tahlili yapmadan yani tahlil derken en azından masalın işte kahramanları, adları ve özellikleri, bu kahramanların adları ve özellikleri masallardaki olayın, Masaldaki olayın geçtiği yer, olay örgüsü bunları tek tek ele alarak öğrencilerimize vermeliyiz ki öğrencilerimizden de e, bize masalı birleştirip de bir... E, ürün ortaya koyabilmelerini isteyebilelim. Yani direkt olarak sadece masala okuyayım. Ardından hadi siz oturun da bana masal yazın demek tabii ki bu öğrencilerimizin de yapamayacağı bir durumdur ki bizler de zaten bir masal birleştirme işine girersek bu uygulamaları kendimiz de yapmalıyız. Ee, araştırmada Araştırma esnasındaki uygulamada masallardaki kahramanların adları ve özellikleri masallardaki olayların geçtiği yerler, masallardaki olay örgüsü, bunların hepsi tek tek ele alınarak öğrencilerle birlikte incelendikten sonra öğrencilerden bu masallarda geçen kahramanları, yeri, olayları kullanarak farklı bir masal yazmaları istenmiş. Sonra ikinci haftaya geçilmiş. İkinci haftada yine ikinci masal grubunu oluşturan kuyruklu yalan, Keloğlan ve Padişahın Kızı, Kayıpçı Keloğlan masalı, bu masallar öğrencilere aktarılmış, anlatılmış, e, hatta gerekli duyulduğunda yazılı olarak ellerine verilmiş. Öğrencilerle birlikte yine masalların tahlilleri yapılmış masalları oluşturan unsurlar öğrencilerle birlikte incelenmiş, öğrencilerden de tahlili yapılan bu masallarda geçen kahramanları, yeri, olayları kullanarak farklı bir masal yazması istenmiş. E, o grubun öğrencileri bunu, bunu o hafta, ikinci hafta yapmışlar. Sonra üçüncü haftaki masal yine üçüncü masal grubunu oluşturan masallar. Bunlar da e, Bir Göze Bir Gül, Dünyanın Tadı, Avcının Günahı masalları Öğrencilere anlatılmış yine aynı uygulamalar arkadaşlar bu masallar üzerinden de üçüncü haftada yapılmış dördüncü hafta üç masal grubundan toplanan birer masal e, toplanmıştı birinci masal grubundan alınan Hansel ve Gretel İkinci masal grubundan alınan Keloğlan ve Padişahın Kızı, kızı, diğer masal grubundan alınan da Avcı'nın Günahı masallarında geçen kahramanlar, yer, olay bunlar zaten belliydi. Bunlar birleştirilmiş ve yine bir masal yazmaları istenmiş öğrencilerin. sonrasında öğrencilerin yazdıkları bu masallar çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak bir kontrol listesi ...oluşturulmuş. Kontrol listesi de... ...şu şekilde. Bunu da sizinle paylaşmak... ...istiyorum. Ee, yaratıcı yazma becerilerini değerlendirme... ...kontrol listesi. Değerlendirmede... ...kriterlerimizde... ...masal metnine yeni başlık oluşturabilme... E, ...kriteri göz önünde... ...bulundurulmuş. Sonra... E, ...masal metninde... ...yeni karakterler oluşturabilmiş mi... ...öğrenciler? Bunlar... ...dikkate alınmış... Şimdi bizler öğrencilerimize bunu yaptırırken bu kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Mesela yeni karakter oluşturma. Öğrencilerimiz bu masalı yazarken sadece belirlediğimiz o masalı birleştirerek değil de kendinden de karakterler katabilmeliler. Yaratıcılık burada da söz konusu zaten. Burada ön plana çıkıyor. Yine masal metnindeki kahramanlara öğrencilerimiz yeni isimler verebilmişler mi? Masal metnindeki karakterlerin özelliklerini değiştirmişler mi? Masal metnindeki karakterler arasında yeni ilişkiler kurabilmeye, masal metnindeki kahramanlar arasında rol değiştirmeye, masal metnindeki olayları yeniden kurgulayabilmeye, bu olaylar arasında bağ kurabilmek, masal metnini kendi yaşantısıyla ilişkilendirebilmeleri Masal metninde orijinal ifadeler kullanabilmeleri. Şimdi masallarda işte tekerlemeler, deyimler, betimlemeler, bütün bunlara başvurulabilir. Ama öğrenci kendi de tekerleme yazıp masala ekleyebilir. Kendine ait orijinal ifadeler de kullanabilir. Bunların hepsi masalı. Ee, anlatımını çeşitlendirmek anlamında katkı sağlamaktadır masala. Bunları yapıp yapamamaları önemli. Ee, yine yaratıcı yazarlıkta bu söz konusu e, olmaktadır arkadaşlar. Masal e, da farklı mekanlara yer verebilmiş mi öğrenciler? Mekanın özelliklerini değiştirebilmiş mi? Ee, özgün ifadeler işte yine yaratıcılıkta yaratıcı yazmada özgünlüğü ön plana çıkaran özgün ifadeler kullanabilmiş mi? Atasözü, deyimleri uygun durumlarda kullanabilmiş mi? Benzetme ve diğer söz sanatlarına yer vermiş mi masalında? Betimleme yapabilmiş mi? İşte masalda anlattığı yerle ilgili, kişilerle ilgili, onların özelliklerine değinmiş mi? Ee, yoksa sadece mesela masalda bir yılan geçiyorsa işte bir yılan varmış mı deyip geçmiş yoksa işte uzun parlak derisi olan kıvrıla kıvrıla gelen bir yılan gibi betimlemeler yapabilmiş mi? Bu çok önemli masal anlatımlarında. Ee, masalı e, hoş sunabilmek anlamında ön plana çıkar. Bunu yapabilmiş mi? Sıra dışı düşünceler ortaya koymuş mu araştırmaya çalışmaya katılan öğrenciler? Sentez ve analiz yapabilmiş mi? Bütün bunlara dikkat edilmiş ve oluşturulan o dört gruptaki masallar bu kriterlere göre değerlendirilmiş. En sonunda bakmışlar ki olumlu sonuçlar elde edilmiş. Ama bu sonuçlar sınıf düzeylerine göre değişmekteymiş tabii ki. İşte 5 ve 6. sınıflar ve 7. ve 8. sınıflara uygulanmış. 5 6. sınıflar uygulamada mesela yer zaman kişiler bunları betimlemeleri çok rahat yapabilmişler Ancak farklı mekan özelliklerini orijinal ifadeleri pek kullanamamışlar 7 ve 8 sınıflar genel olarak daha iyi durumdaymış özellikle kitap okuyan öğrencilerin masalla iç içe yaşayan birkaç öğrencinin bu durumda ön plana çıktıkları gözlenmiş daha sonra uygulama bu şekilde, sonlandırılmış arkadaşlar ve yaratıcı yazarlığı geliştirmek anlamında masalın katkılarına bir kere daha değinilmiş olmuş bu durumda. Bizlere düşen de bu uygulamayı sınıflarımızda öğrencilerimizle birlikte uygulayarak ki Türkçe dersinde olabilir demiştim. Seçmeli olarak yaratıcı yazarlık dersleri var derslerimizin içinde. Bunlara bu derslerde yararlanılabilir. Diğer derslerde de yine e, ders arasında kullanılabilir, farklı bir etkinlik yapmak istediğinde kullanılabilir. Kendi dersinize uyarlayarak kullanabilirsiniz. Hem kendi dersinize öğrencilere sunmuş olursunuz masalla birlikte. Hem de e, masalı sevdirmiş, yaratıcı yazarlığı geliştirmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi e, buraya kadar. Bu Malatya'da bir ortaokulda yapılan uygulamadan ve yaratıcı yazarlıktan bahsettim. Peki ben bunu derslerimde nasıl uyguluyorum? Öğrencilerimize öncelikle masalla ilgili, işte masalın nasıl yazılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyorum. Şimdi masal yazılmalı mı, yoksa derlenmeli mi? düşüncesinden yola çıkarsak masallar sözlü ürünlerimizdir ve derlenerek aslında oluşturulmuştur. Ama günümüzde baktığımızda masal yazan pek çok masal yazarımız bulunmaktadır. Oradan yola çıkarak bizler de yapabildiğimiz ölçüde tabii ki derslerimizde masal yazmaya, yazdırmaya önem veriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben öğrencilerime öncelikle masalın bölümlerinden bahsediyorum ki yazarken bunu göz önünde bulundursunlar diye. Şekil bilgisi olarak bahsettiğimde masal bir döşeme bölümünden, iki serim bölümünden, üç düğüm bölümünden, Dört, çözüm bölümü ve beş, dilek bölümünden oluşmakta arkadaşlar. Döşeme bölümü dediğimiz bölüm masalların başında yer alan, dinleyicinin masal dinlemeye çağrıldığı bölümdür. Masalın başında yer alan tekerleme ki masalın olmazsa olmazıdır bence. Tabii ki hiç tekerleme kullanmadan da masal anlatılabilir, anlatılmaz diye bir kural yok. Ancak e, tekerleme ile tatlandırıldığı zaman e, daha etkili oluyor. Öğrencilerin ya da masal dinleyen herkesin ilgisini masala çekmek, e, tekerleme ile başlamak daha etkili olmaktadır diye düşünüyorum. Döşeme bölümüne ait olan bölümler bunlar. İşte dediğim gibi döşeme bölümü dinleyicinin ilgisini çekmek amacıyla söylenen bölümdür. Öğrencilerimiz de yaratıcı yazma becerilerini geliştirirken bu bölümünü masanın göz önünde bulundurmalılardır. Ve onun için öncelikle bu bilgiyi vermeliyiz öğrencilerimize. İkinci bölümümüz serim bölümü. Bu bölüm zaten serim, düğüm ve çözüm diğer hikaye türündeki metinlerimizde de bildiğimiz bölümlerdir. Evet, onlardan farklı olarak burada döşeme bölümü karşımıza çıktı. Serim bölümünde döşeme bölümü bittikten sonra genellikle bu bölüme evvel zaman içinde ya da vaktiyle memleketin birinde gibi ifadeler e, kullanılarak geçilir arkadaşlar. Daha sonra bu bölümden sonra düğün bölümü. Kahramanın başından geçen olayın e, detaylarıyla anlatıldığı ana olayın yer aldığı, olayla ilgili bütün ayrıntıların yer aldığı ve masanın en uzun bölümünü, düğün bölümü oluşturmaktadır. Yine öğrencilerime de bu bölümle ilgili bilgiler verdikten sonra hatta e, okuyacağımız, az sonra size de söyleyeceğim masallarda işte ayrı ayrı bu bölümleri e, öğrencilerime fark ettirerek e, uygulamaya geçiyorum. İşte şu masaldaki düğüm bölümü burası, çözüm bölümü burası şeklinde masalları tahlil ediyoruz hep beraber. Sonra çözüm bölümü bu bölümde e, olay bir sonuca bağlanmakta. E, düğüm bölümündeki bütün ayrıntılarıyla anlattığımız olay sonuçlanmakta. Genellikle masallarda çoğunlukla iyiler kazanır, kötüler kaybeder. İyiler ödüllendirilirken, kötüler cezalandırılır ve masallar genellikle arkadaşlar dilek bölümünde iyi dileklerle mutlu sonla bitirilir. Ben öğrencilerime dediğim gibi bu bölümlerle ilgili bilgiler veriyorum masalın şekil bilgisi anlamında sonra içeriye bu şekil bilgisinde verdiğim detayları içeriye öğrencilerim uyguluyorlar arkadaşlar. Sonra masal nedir? bununla ilgili zaten biz ben bu masalla yaşamaya başladıktan sonra derslerimde sürekli işte masalda anlatıyorum. Gerçekten çok önem veriyorum. öğrencilerimde öğrencilerimin de çok sevdiğini fark ediyorum. Belki 7 ve 8. sınıflar benim aslında ağırlıklı sınıflarım 5 6'larım çok yok. 7 ve 8'ler büyük değiller mi? Hani seviyorlar mı dersiniz ama gerçekten özellikle 7. sınıfların çok severek dinliyorlar. 8. sınıflarda da dersi masalla anlattığımda işte bir fiilimsi konusunu masalın içine katarak anlattığımda daha çok ilgilerini çekti. Daha iyi öğrendiklerini fark ettim. Sizlere de gerçekten bunu kullanmanızı e, nacizane tavsiye ederim. Çok etkili olduğunu göreceksiniz. Sonra işte anlattığımız konuyla ilgili değerlendirme yapınca e, gerçekten hem masalı sevdiklerini hem e, derse ilgi duyduklarını, böyle bazen beklediklerini görüyorsunuz ve insan çok mutlu oluyor. İşte öğretmenim bugün e, masal anlatmayacak mısınız? Yedinci sınıftan bunu duymak demek ki diyorum. E, gerçekten e, masal yedinci sınıf için. E, yani şey değil küçük kalır onlara ya da masal ilgilerini çekmez diyebileceğimiz bir tür değil. 7'den 70'e bence masallar herkesin ilgisini çekmektedir. Bunu derslerimizde kullanarak hem dersi olan ilgiyi hem de masal olan ilgiyi rahatlıkla artırıp artırabiliriz arkadaşlar. Masalın özellikleri nelerdir konusuna geldiğimde işte öğrencilerime bununla ilgili kısaca bilgiler veriyorum. Kişiler ya çok iyi ya çok kötüdür. Ortası yoktur. Sözlü nesil, nesil türüdür. Yazarları yoktur. Halk düşüncesinin, halk kültürünün ortak ürünüdür. Burada bir ünlem koymak istiyorum. Evet, yazarları yoktur, derlemedir. Önceleri hep derlenmiş masallar. Az önce de bahsettim bundan. Halk düşüncesidir. işte çok çok büyüklerimizin anlatarak, Bugüne getirdiği masallar kültürümüzün ortak ürünüdür. Ancak işte günümüzde pek çok yazar masal yazmaktadır. Buradan yola çıkarak yazarları yoktur evet, ama biz yazdırıyoruz. Diyorum arkadaşlar. Masallar eğlendirici, aynı zamanda eğiticidir. Direkt olarak konu şu. Masalda şunu öğrettim size değil ama masalın içinde sezdirerek bunu vermek masalın eğitici yanını göstermektedir. Masallar tekerleme ile başlar. Tekerlemeyi kendimiz yazabiliriz. Kalıplaşmış tekerlemeleri kullanabiliriz. Ee, bunun dışında Değiştirebiliriz var olan tekerlemeleri özünü bozmadan hatta masalı da aynı şekilde biz bir masalı yazarken ya da anlatırken masalın temelini o iskeletini bozmadan e, değişiklikler yapabiliriz kendimize göre e, mesela ben bu uygulamayı işte Bursa'da yaptığım için içinde şeftali geçebilir masalın e, cantık geçebilir o yöreye ait olan her şey geçebilir ama e, bir başka yerde mesela Isparta'da anlatılan bir masalın içinde gülün geçmemesi düşünülemez. Bir Ispartalı olarak bunu söylemek istedim. Ee, ne bileyim işte Van'da anlatılan bir masalda bir Van kedisi geçiyordur diye düşünüyorum. Yani biz bunları kendimizce o ana yapıyı bozmadan, iskeleti bozmadan şekillendirebiliriz. Masal kahramanları yaşlanmazlar. Ee, masallarda olağanüstü özellikler söz konusudur arkadaşlar. Yani olağanüstülük ön plandadır masallarda. E bu olağanüstülük derken illaki cadılar, cinler, periler diye düşünmeyelim. Olan olayların da olağanüstülüklerini kullanabiliriz masallarda. Yani anlatılan olay da olağanüstü bir olay olabilir. E, tabii ki cadılar, cinler, periler de geçebilir masalda. İşte bu noktada belki seviye e, önemlidir ama hayatta e, Pek çok yerde öğrencilerin karşısına çıkan bu kahramanların masanın içinde de geçmesinde herhangi bir sakınca ben görmüyorum açıkçası. Onun için rahatlıkla öğrencilerimize bu olağanüstü ögeleri sunabiliriz masallarımızın içinde. Bu yaratıcı yazma konusunda, Değinmek istediğim birkaç nokta vardı. Daha sonra da kendi uygulamama geçeceğim. Burayı söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi yaratıcı yazma bizim dış dünyayla olan gözlemlerimiz sonucunda elde edilen tüm bilgilerin diğer kişilerden farklı biçimde ortaya konmasıdır. Yaratıcı düşüncelerin hikaye, şiir, masal, karikatür gibi türler aracılığıyla yazıya dökülmesi işidir arkadaşlar. Peki bizler neden yaratıcı yazılar yazdırmalıyız? Tompkins bununla ilgili şu şekilde bir görüş bildirmiş. Yaratıcı yazma etkinliğinin yaptırılmasının gerekliliğinde çocukları eğlendirmek, çocukların sanatsal ifadelerini geliştirmek, yazmanın değerlerini ve işlevlerini keşfetmek, çocukların hayal gücünü geliştirmek ki bu çok önemlidir. Ee, öğrencilerin açık fikirli olmalarını sağlamak. Bu da bence çok önemli. Ee, pek çok öğrencimiz eee çok küçükken bir şeylerin farkında olmadığı zamanlarda bir anaokulunda düşüncelerini açık seçik ortaya koyabilirken ortaokula geldiğinde düşüncelerini paylaşmaktan çekinir hale gelmekte. Bazı korkuları oluşmakta. Fikrim kabul edilir mi, gülünür mü düşünceleri ön plana çıkmakta. Bizler öğrencilerimize bol bol konuşturmayı etkinlikleri yaptırmalıyız. Yaratıcı yazma etkinlikleri yaptırmalıyız ki düşüncelerini açık açık ortaya koyabilsinler ve söz hakkı almaktan çekinmesinler, susmasınlar bu konuda korkmasınlar. Yine çocukların kendilerini tanımalarını sağlamak amacıyla da yaratıcı yazma çalışmalarının yapılabileceğini söylemiş tomkins yaptığı açıklamasında ve okumayı yazmayı öğretmek amacıyla bu işi araya koymak amacıyla Öğrencilerimize yaratıcı yazarlık çalışmaları, yaratıcı yazma çalışmaları yaptırabiliriz arkadaşlar. Ee, Tülay öğretmenim mi el kaldırdı? Arkadaşlar el kaldıran arkadaşımız var sanki ama. Hemen söz veriyorum hocam bir saniye. Hocam Tülay öğretmenim sanki. Tülay Öğretmen Re... acaba yanlış mı bastı ama Tülay Hidayet hocam mı? Hmm, yani tam göremedim. Bir ekrana geldi gitti ama Bir saniye bir deneyelim. Ya da sonunda mı alalım? Yani sonunda almak daha iyi oluyor hocam Aha, ama yine... Görünce birkaç kere söyleme gereği duydum ama sonunda alsak daha iyi olur. Tamam hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee Yazma sürecinde az önce de bahsetmiştim. İşte ben yazma yaratıcı yazma konusunda bu masalı uygularken öncesinde öğrencilerin bir ön bilgiler edinmelerini sağlıyorum hem şekil açısından hem de içerik açısından ön bilgileri gözden geçirme, o bilgileri düzenleme, aktarma olarak üç aşamaya dikkat çekmiş Tomkins. Yaratıcı Yazma etkinliklerinde bu üç aşamanın dikkate alınması gerektiğini, çünkü yaratıcı yazma sürecinin yazma öncesindeki aşamasının amacının öğrencileri bilişsel ve duyusal olarak yazmaya hazırlık yapması gerektiğini, bunun olduğunu, bunun için öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri ve yaratıcı yazılar yazabilecekleri yazma konuları ve etkinliklerinin belirlenmesinin gerektiğini ifade etmiş. Ee, önceden belirtildiği gibi yazma konuları ve etkinlikleri belirlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve beklentileri tabii ki dikkate alınmalıdır. İşte bunun için zaten ben öncesinde bir masala karşı ilgi uyandırıp altyapı oluşturdum. Ee, haftalar öncesinden işte bu işe girdiğimden beri masal anlatmaya başladıktan sonra sürekli öğrencilerime anlatarak onların ilgilerini masala çektim ki şu an rahatlıkla e, yaratıcı yazarlıkta e, masalı kullanabiliyorum ya da derse e, enjekte etmekte masalı kullanabiliyorum. Yoksa öğrencilerin masala ilgi duymasalardı bu konuda bir beklenti içinde olmasalardı bunu uygulamakta mutlaka ben de zorlanırdım. Sizler de eğer uygulamak isterseniz öncelikle bu noktaya dikkat etmeliyiz. Ee, yazma sürecinde öğrenciler yazılarını her türlü baskıdan uzak, istedikleri biçimde özgürce yazabilmelidirler. Tabii özgürlük de kısa bir yerde de olsa sınırlandırılmalı. İşte mesela benim onların karşısına sunduğum masallar belki biraz sınırlayabilmekte ama yine ona kendileri şekil vererek özgürlüklerini ortaya koyabilmektedirler. Ya da yazacakları şeyde belli kurallara uymaları gerektiği için bu belki kısıtlamakta özgürlüğü biraz ama yine ifade ediş biçimi olarak özgürce yazabilmelidirler yazılarını. Böyle bir ortamın oluşturulmasında biz öğretmenlere önemli görevler düşmektedir tabii. Öğrencileri motive etmek ve örnek olmak adına öğretmenin de yaratıcı yazma etkinliklerine katılması önemlidir. Şimdi e, bizler öğrencilerimize bunu yazdırırken oturacak mıyız? Hayır. E, ben de onlarla birlikte yazıyorum. Onların yazdıklarına e, yön vermek anlamında katkılar sağlıyorum ki benim de bu işin içinde olduğumu bilmeleri daha çok hoşlarına gidiyor. Hadi desem ki onlara alın şu masalları da kişilerini, kahramanlarını, işte yerine yerini, olayını birleştirin, yazın da hadi bana getirin desem tabii ki ilgilerini çekmeyecek. Hatta bazen masal müzikleri açıyoruz uygulamayı yaparken. Bu da ilgilerini çekiyor. Bir alternatif olarak sunmak istedim. Yaratıcı yazma sürecinden sonra öğrencilerin ürünlerinin paylaşılması da çok önemli. Çünkü bunu bekliyor çocuklarımız, buna imkan vermeliyiz arkadaşlar. İşte ürünleri panoda paylaşabiliriz, belli törenlerde paylaşabiliriz. Grup içinde okutabiliriz, öğrencilerin düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalarını, işte bu masalları değişerek birbirlerinin masallarını okumalarını sağlayabiliriz. Yani çeşitli yol ve yöntemlerle masalları bir şekilde sergilemeliyiz, ön plana çıkarmalıyız ki onları hem yazmaya daha çok teşvik etmeli, hem de yazdıklarıyla gurur duymalarını "Yazabiliyorum" diyebilmelerini sağlamalıyız bu durumda bu konuda bize düşen görevler çoktur tabii ki ama bunu severek yaptıktan sonra hiçbiri bizler için sorun teşkil etmeyecektir arkadaşlar şimdi ekran paylaşımı olarak yapacaklarım sizlere göstereceklerim bu kadardı Ben masalı nasıl uyguluyorum? Neler yapıyorum? Bir örnek vermek istiyorum şimdi arkadaşlar size. E, masalı şekil olarak anlattım. Masala ilgiyi çektim. E, masalı işte sevdirdim. Farklı masalları zaten daha önceki derslerde paylaştım, anlattım, anlattırdım. Masal e, araştırma ödevleri verdim. Bu altyapıyı oluşturdum. Ardından e, yaratıcı yazarlıkta masala, O masal öyle değildi aslında etkinliğe altında bir çalışma yapıyoruz. O masal öyle değildi aslında. Evet öyle değildi. Biz böyle sunduk diyoruz ve yaptığım bir uygulama. Ben de yine dört masal belirledim. Ama ben bunu yapılan araştırma gibi dört haftaya yaymadım da iki haftada yaptım. 28 kişilik olan bir yedinci sınıfımda dört masal belirledim. Bu dört masalı öğrencilerimi yedişer kişi olarak gruplara ayırdım. Birinci masal grubu, ikinci masal grubu, üçüncü masal grubu, dördüncü masal grubu. Her bir grup dediğim gibi yedi kişiden oluştu. Birinci masal grubuna Ayağına Diken Batan Serçe masalını verdim. İkinci masal grubuna Ayşe Fatma Kuzular masalını verdim. Üçüncü masal grubuna bir tahtun ile Pirebey masalını, dördüncü masal grubuna da Koca Nine ile Tilki Masalını verdim. Konu olarak farklı masallar ama karakter olarak birbirine benzer masallardı. İşte e, hayvanların kullanılıyor olması bu masalların ortak özelliğiydi. Buna dikkat ederek seçtim ki biraz daha kolay olabilsin onlar için diye. Tabii ki kişiler de söz konusu masalların içinde. E, bu masallarla ilgili öğrencilerin öncelikle işte işte Ayağına Diken Batan Serçe masalını verdiğim öğrencilerimizle birlikte masalın tahlilini yaptık. Tahlil yaparken şu şekilde bir aşama şu şekilde aşamalar uyguladım. önce masalın dinlenmesi ya da okunması. Bazen okutuyorum, bazen de ben anlatıyorum. Onlar dinliyor. Çok güzel masal anlatan birkaç öğrencim var. Onları görerek başka öğrencilerim de masal anlatmaya başladılar. Onlara anlattırıyorum bazen. Az önce bir yazışmada gördüm masalı canlandırma. Evet en sonunda oluşturduğumuz masalı canlandırıyoruz tabii ki. Onu söylemek istedim. Daha sonra masalı anlattım. Anlattıktan sonra onların okumaları için süre verdim. Sonra bu masalı birkaç cümleden oluşan kısa bir özetle ifade etmelerini istedim Ben de aktiftim bu süreçte onlara ben de destek oldum. Özet kısmından sonra şunu dikkat ettik masal nasıl başlamış Masalda aralarda hangi kalıplar kullanılmış. Bunlara dikkat ettik bunları not aldık Sonra masaldaki kişiler yani şahıslar bunların özellikleri, Varsa gerçek üstü olan varlıklar, bunları belirledik, not aldık. Daha sonra masalda geçen mekanlar değerlendirildi, bu mekanlar belirlendi. Sonrasında masal hangi zamanda geçmiş, zaman unsurları neler masaldaki, bunları not ettik. Masal nasıl sonlandırılmış? Buna dikkat ettik arkadaşlar. Sonra biz bu masaldan nasıl bir sonuç çıkardık? Yani masalın ana fikrini ortaya koyduk. Bu masalımızın tahlil aşamasıydı. Sonra ben o gruptaki öğrencilerime e, bu masalı e, işte tekrar bir gözden geçirmelerini istedim. Son ikinci gruba geçtim. İkinci grupta yine aynı şekilde aynı aşamaları uyguladık. O gruptaki öğrencilerimle beraber. Üçüncü grup, dördüncü grup hepsinde aynı şeyleri yaptık. Ee, sonraki hafta, zaten öğrencilerimin eline de çıktı olarak masalları verdim. Ee, sonraki hafta bu tahlil ettiğimiz masalları yazma aşamasına geçtik. Evde de zaten bunun üzerine çalışmalar yapmışlardı çocuklar. Ee, ben öğrencilerimin hani ailelerinden çok fazla destek almadıklarını düşünüyorum bu konuda. Kendileri tamamen yapıyorlar. Severek yaptıkları için ihtiyaç duymuyorlar açıkçası. onun için hani yazma aşamasını ikinci bir haftaya bırakmamda herhangi bir sakınca görmedim. Yani şunu düşünmedim işte evde yazar gelirler falan diye düşünmedim ki evde yazsalar bile zaten amacım Onların bu becerilerini geliştirmek, hani onlara ne kadar katkı sağlayabiliriz bu olduğu için evde bu konuyla ilgili bilgi toplasınlar hiç önemli değil. Yani amaç bir şeyler kazandıra bilmekse varsın birinden toparlayarak o onu bir şekilde kazanacaktır, sevsin zaten yapacaktır. Hani amaç esas püf noktası yani esas özü bu aslında. Sonra İkinci hafta dediğim gibi masallarımızı vermiş olduğum gruplarla oluşturmaya başladık. Aslında size yazdıkları masalı da sunmak istedim ama e, maalesef masal okulda, dolabımda kaldı. Pek çok e, materyalim oluşturdukları, öğrencilerimin oluşturdukları masallar. Ondan dolayı size şu an o masalı sunamayacağım. Ama mesela ayağına diken, batan serçede işte işte karakterlerden bazıları neydi? İşte bir serçe var. E, sonra... Ekmek yapan bir e, nine var. Te, e, sonra ne bileyim, koyunlarını güden bir çoban var. Bütün bunları kar, e, karıştırıp, e, bir tatun ile Bey'deki tahta kurusunu alıp, e, Ayşe Fatma kuzulardaki işte kuzuları alıp, e, Ayşe ile Fatmayı, Ayşe Fatma kuzuları masanın içine katıp, pek çok kahramanı bir araya getirip, masal bir ormanda geçerken orayı değiştirip, e, masalı bir köye doğru yönlendirip, ne bileyim Koca ve Tilki'de işte kuyruğun kopması, sonra onun için bazı şeyleri yapması gerekmesini bu masala enjekte edip, hepsini bir araya getirip gerçekten çok güzel bir masal ortaya koymuşlardı öğrencilerim. Yaratıcı yazarlığı geliştirmedeki atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesini atmış olduğumuzu düşündüm. Öğrencilerimin yazdıklarını görünce. Sonra bu masalı işte dediğim gibi canlandırdığımız oldu. E, Canlandırmadığımızda oldu tabii ki. Bu vakte göre ayarlandı. E, ama canlandırma aşamasından da çok keyif alıyorlar öğrencilerimiz. Kostüm giymek isteyenler oluyor, makyaj yapıyorlar, işte kuzu kılığına giren öğrencim oluyor. Yani zevkli e, geçen her ders, e, bir şeyler katabildiğimiz her ders bizim kazancımızdır. Neler yapabiliriz? Yani e, araştırmalar yapıp bizler dersimizde bunu nasıl uygulayabiliriz? Bunlar önemli diye düşünüyorum. Kuru kuruya ders anlatmak. Yani ben öğrenci sevmedikten sonra kalkmışım öğrenciye bir dil bilgisi anlatmışım. Çok da o noktada işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası anlattığımız şeyin. Ama önemli olan onlara sevdirmek. Daha hayata hazırlayabilen bilgileri onlara sunabilmek. Tabii ki müfredatımızda ne varsa onları mecburen anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz ama... E, hayata hazırlayabilecek çalışmaları kendilerini ifade edebilecek çalışmaları ne kadar artırırsak o kadar kazanmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sunum olarak benim sizlere sunmak istediğim bu şekildeydi. Sunumum bu kadar. Şimdi hani sizlerden sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa onları dinleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Öznur Hocam ağzınıza sağlık, keyifle dinledik. Chat bölümünden de bütün öğretmen arkadaşlarım zaten teşekkürlerini yazıyorlar. Ee, Yurdanur Hocam söz almak istemiş. Ben hemen onun mikrofonu açıyorum hocam. Tamam ben de herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Size de önce onu hocam, söyleyeyim. E, duyuyorsunuz değil mi sesinizi? Ben duyuyorum. Yurdanur Hocam'ın mikrofonu açık ama... Buradan Hocam. Yanlışlıkla basmış olabilir hocam. Ee, zaten hmm. şey yaptı. Ee, başka soru sormak isteyen varsa şu anda söz alabilir. Evet. Chat bölümünde görüyorsunuz herhalde. Herkes güzel bir eğitim oldu. Ağzınıza sağlık. <laughs> Değil. çok teşekkür ederim herkese katkılarınızdan dolayı varlığınızla bizi mutlu ediyorsunuz arkadaşlar çok sağ olun güzel düşünceleriniz için e, masal dünyası e, e, pardon özür hocam bağla kestim sözünüzü ama duygu hocam evet. söz almak istemiş hemen ona söz veriyorum tabi buyurun merhaba geliyor musun sim? evet, evet. Hocam. merhaba özür hocam teşekkür ediyorum çok güzeldi benim için rica ederim ben de teşekkür ederim Evet. Ben İngiliz, İnegöl'de İngilizce öğretmeniyim. İngiliz öğretmeni olarak dinlemek istedim sizi. Çünkü küçük bir kızım var. Daha öncesinde anaokulunda da görev yaptım. Şu anda ortaokulda çalışıyorum. İlkokulda da görev aldım. Hı -hı. Ve gerçekten hani masalların işe yaradığını düşünüyorum. Hani masaldan ziyade uydurmasyon şeyler bile çocukların ilgisini çekebiliyor. Hani burada ben ufak bir şey söylemek istedim sizi dinledikten sonra. Mesela mh, Simple Present Tense olsun. Pardon Geniş Zaman olsun. Şimdiki Zaman olsun ben onları e, masalla benzetmeye çalışıyorum. Mesela işte IUV Day diye bir halk varmış. Onların işte Do ve Don't adında yardımcıları varmış. İşte hani o tarz böyle masallaştırarak anlattığım zaman çocuklar öykü halinde. Sonuçta nasıl ki e, bir şarkıyı e, istemeden ezberliyoruz değil mi? Duyduğumuz zaman onun melodisiyle beraber nasıl ki ezberliyorsak hani çocukların aklında öykü kalıyor. Hani tens zaman kalmayabiliyor. Kurallar kalmayabiliyor ama öykü kalabiliyor bu yüzden ben onlara hani e, bir takım zamanları ya da e, bir takım kalıpları şarkıyla öyküyle falan söylüyorum o şekilde çok akıllarında kalıyorlar hani öğretmen arkadaşlarım da e, belki yapmayanlar varsa ya da yapanlar varsa Bunlar gerçekten işe yarıyor yani size çok teşekkür ediyorum. Bunu da burada ben yönetmek. de teşekkür ederim. Evet Duygu hocam, bu konuda size çok katılıyorum. Zaten bundan önceki dediğim gibi iki haftada bu konuyla ilgili bir eğitim yapmıştık. Ben de aynı yöntemi çok uyguluyorum. Hatta yazdığım evet. masalları da e, uzaktan eğitim grubunda paylaşmıştım e, PDF Hı. olarak hani örnek olması açısından. Çok çok evet, etkili evet. oluyor. Yani e, işte hemen aklıma 8 sınıflarım ağırlıklı olmasından dolayı bir filmsi konusu geliyor. Az önce de aynı örneği verdim evet. ama filmsi gerçekten Hı. çok böyle öğrencileri korkutan bir konu. Ben onu masalla gerçekten. anlattım. Yani masalın içine aynı sizin yaptığınız gibi işte e, fiilimsi ailesi varmış, şöyleymiş, Aynen. işte e, üç çocuğu varmış falan Aynen. gibisinden. <laughs> o kadar etkili oluyor ki. Yani hani. Kesinlikle. Kesinlikle çok iyi sonuçlar alınıyor. Sonra zaten öğrencilerimiz şeyi bekliyorlar. Hmm. E, bu farklı bir konuya geçtiğimizde de bekliyorlar. Hocam bunun masalı var mı diyorlar mesela. Bunun, bunun yok ama uydururuz diyorum. Beraber uydurmaya çalışıyoruz bu sefer. Evet. E, ben bunun faydasını bu uzaktan eğitim sürecinde de çok gördüm. Canlı derslerde bunu çok kullandım yani. İyi ki böyle bir şey yapmışım. E, canlı derslerde zaten katılım e, yani böyle biraz daha az oluyor ama masal anlatarak derse anlatacağım mutlaka katılın dediğimde o gün o kadar çok katılan oluyor ki derse yani sonra işte öğretmenim bir dahaki derste de masal anlatacak mısınız yani 8. sınıflar bile bunu söylüyorsa daha ne mutlu diyorum yani. yapabiliyoruz demektir. Evet arttırma. kesinlikle evet. Onlar Yeter da ki mesela e, o gün sözünüzü kestim. Anlattığım e, masalı diyorum ki bu konuyu yani masalı gidin ailenize anlatın, velinize anlatın diyorum. Kardeşinize anlatın diyorum. Çünkü en iyi öğrenme yöntemi onu anlatmaktır. Ee, öğrendiğini gösteriyor bu şekilde. Hani onlar da ertesi gün soruyorum mesela de, dersimiz olduğu zaman anlattınız mı diyorum. Ben anlattım öğretmenim, ben anlattım hocam falan diyorlar. İyi dönüşler de geliyor geriye. Ne güzel, Şimdi, ne mutlu. E, <laughs> Çok güzel öğretmenim. Ben de teşekkür ederim. E, Duygu hocam teşekkür ederiz. E, Özgür hocam, Aysun hocam el kaldırmış. Mikrofonu açıyorum hocamın. Buyurun Aysun hocam, teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun Aysin Hoca. E, merhabalar e, Öznur Hocam. Ben Merhaba. ana sınıf öğretmeniyim. E, Gemlik e, 11 Eylül İlkokulu'nda görev yapmaktayım. E, yıllar önce dediğiniz uygulamaları e, öğrencimin ailesiyle yaptıkları uygulamalardı. E, babanın her gün çocuğa masal okuduğu hatta bir değil birden fazla masal okuduğu, çocuğun özel kitaplığının bulunduğu bir aileydi. Masala önem veriyorlardı. Çocuk üç 4 tane masalı sınıfta anlattıklarımızı farklı versiyonlara paylaşarak sınıfta uygulamasını yapıyordu. Hatta sınıfta bulunan materyalleri de kullanarak babayı prens, arkadaşını tavşan, vesaire vesaire kullanıyorlardı. E, bu uygulamalar e, yazım e, konusunda okul öncesinde uygulayamadık. Fakat biz bunları e, uygulama olarak yapıyoruz. Teşekkürler emeğinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. E, i̇şte Ayşin hocam hani önceden evet masallara e, çok daha fazla değer verilmiş. E, chat bölümünde de yazan arkadaşlarımız olmuş. İşte çok geniş bir masal kültürüne sahibiz ama yeterince değerlendiremiyoruz. Ee, evet, yakın zamana kadar böyleydi maalesef. Ama bu Anadolu Masalları projesinden bilgisi olan vardır mutlaka. Ee, Anadolu Masalları'nın da gündeme gelmesiyle gerçekten masallar ön plana çıktı aslında. İnşallah da hep yaşayacaklar. Bizler anlatarak, destekleyerek yaşamalarına katkılar sağlayacağız. Teşekkür ederim benlere. Ben teşekkür e, ederim. ederim sağ olun. Hatice hocam söz almış, ona veriyorum sözü hocam. Buyurun Hatice hocam. Hatice hocam. Hatice hocam. Herhalde yanlışlıkla bastı. Sanırım. Başka? Ben göremiyorum ama hocam. Ben de bakıyorum sürekli. Aha, şöyle bakıyorum. Bir yandan da chat bölümündeki yazışmaları kontrol ediyorum. Ben de ufacık bir paylaşımda bulunayım o arada o zaman. Tabii. Hep birlikte, eğitimle birlikte çocukların hayal gücünü öldürüyoruz onların kullanmasını, hayallerini kullanmasını engelliyoruz. Bu masalla aslında hayal güçlerini destekliyoruz. Karakterler yaratıyorlar, onların üstünden hikayeler yazıyorlar. Her ders için, her yaş için uygulanabilirliği vardır diye düşünüyorum. Çok keyifli de olur herhalde. İngilizce Çok. öğretmenimiz de dediği gibi. Evet hocam, yani hani gerçekten sürekli dil bilgisi anlatmakla ya yani yine Türkçe dersi olarak. Hani sürekli bu konuları anlatmakla biz öğrencilerimizin yaratıcı yazarlık, yaratıcı düşünme becerilerini gerçekten baskılıyoruz. Yani hani şimdi mesela dil bilgisi konularının biraz daha müfredattan azaltılmasıyla farklı uygulamaları çok daha yapabilir olduk derslerimizde. Ya yani bunlar çok önemli şeyler. Hani varsın bir dil bilgisi konusunu eksik bilsin ama kendini ifade edebilsin, farklı düşünebilsin. Bizim bu şekilde yetişen çocuklara ihtiyacımız var. Ee, i̇nşallah bunları başaracağız diye düşünüyorum. Ee, Büşra Çağlar Hocam, masallarla ilgili Koca Nineve Tilki, Ayağına Diken Batan Serçe, Ayşe Fatma Kuzular, dördüncü masal neydi demiş. Ee, şöyle söyleyeyim. Birinci masal grubum Ayağına Diken Batan Serçe, ikinci de Ayşe Fatma Kuzular, üçüncü de Bitatum ve Pirebey, Bit Hatun ile Pire Bey. Dördüncüde de Koca Nine ile Tilki'ydi. Bu sorunuzu cevaplamış olayım. Ee, başka sorusu olan var mı acaba? Başka? Ben göremedim ama hocam. Ee, o... Ömer Turan hocam şu şekilde yazmış. Hocam söz hakkı aldım ama e, sorun çıktı demiş. Buradan sorayım. Hemen bakıyorum evet, seçmediğiniz... Ömer Turan hocam değil mi? Ha, evet, evet. Şu ha, an açıldım bilmiyorum ama Ömer hocam orada mısınız? Sesim geliyor mu hocam? Evet. Hocam şimdi gördüm yazdığınızı. Tamam, sorum oydu zaten hocam. Ya, yazdığım Aha. soruydu. Zaten. Evet. Ee, ben Türkçe derslerinde e, uyguluyorum. Seçmeli dersim yok. Ama seçmeli dersim olsaydı yaratıcı yazarlık dersinde de uygulardım ama yine Türkçe'de de uygulardım hocam. Yani ikisinde de hocam. uygulardım. Daha geniş zamana yayabilmek anlamında. İşte bir derste yazdırdıysam diğerinde de rahat rahat canlandırma etkinliğini yaptırırdım ama benim seçmeli yazarlık dersim olmadığı için ben Türkçe'de uyguluyorum. Ee, Ümran hocam söz almak istemiş ama gitti gene. Ee, akıllarında kalıyor mu sorusu var. Hacer öğretmenim sormuş. Ee, yani anlattığımız konu derseniz evet masal da kalıyor. Yani zaten şöyle zaten kendileri çok şekil veriyorlar hocam. Yani farklı farklı anlatıyorlar. bir e, Ben de o şekilde. Hani anlatırken hepimiz öyle. Bir hafta anlattığımızda diğer hafta farklı bir şey katabiliyoruz. Çocuklarımız da bu şekilde. Zaten yaratıcılık burada ön plana çıkıyor. Yaratıcı yazma konusunda evet çok yetenekli çocuklarımız var. Yeter ki fırsat verilsin. İşte pek çok yarışmalar geliyor. Bunlara gönderebilelim. Ee, yani öğrencilerimize fırsat verelim. Yeter ki. Dört masal birleştirme için çok değil mi? Ee, hocam şöyle daha küçük sınıflarda uygularsanız belki e, daha az üç masalla yapabilirsiniz. Ama benim sınıflarım yedi ve sekizler olduğu için ben de bunu yedilerde uyguladım. Çok gelmedi. Birlikte işin içinde birlikte olduğumuz için çok rahat halledebildiler ama 5. sınıf için siz çok derseniz hani onu kendiniz değiştirebilirsiniz. Ya iki masal da olur hiç problem değil yani. Hani ben bu şekilde uyguladım.